Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sayın Milletvekilleri, kıymetli bürokratlar ve değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ailete intikal edenleri rahmetle anıyorum. Hayattakilere de afiyetler diliyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bütçesi deyince hepimizin aklına itibar kelimesi geliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı devletimizin en üst makamı hem de malum itibardan tasarruf olmaz. Şimdi peki itibar ne demek? Bu imicim mi? Nerede bulunur? Kaftanın arkasında mıdır? Şu itibarı bir konuşalım bugün beraberken. Şimdi önümüzdeki bütçe maalesef itibarı yanlış biliyor. O yüzden de yanlış yerde arıyor. Harcamada arıyor, şatafatta arıyor, algı yönetiminde arıyor. Halbuki itibar hukuk ve demokrasimizin kalitesinde, itibar milli paramızın ve pasaportumuzun değerinde, itibar kadınların iktisadi ve toplumsal hayata katılımında, itibar gençlerin yarınlarını ülkemizde inşa etmesinde. Şimdi değerli arkadaşlar, itibar harcamayla gelmez. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2023'te 6,6 milyar liraydı. Bu sene 12,3 milyar liraya çıkıyor. Neredeyse iki kat. Öbür taraftan kemer sıkın denen asgari ücretlinin, emeklinin orta direğin maaşı iki katına çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hatta beklenen enflasyon, hedeflenen enflasyon kadar artsın diye demetler veriliyor. Şimdi açık söyleyeyim, 2,7 trilyon lira açık veren, her ay 100 milyar lira, her ay 100 milyar lira faiz ödeyen bir bütçede para harcayarak itibar elde edemeyiz. Şatafatla, makam araçlarıyla, özel uçaklarla, dev binalarla da itibar gelmez. Sadece Ekim ayında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bütçesinden taşıt kiralarına ödenen para 275 milyon lira. Uçak kiralamalarına ödenen para 478 milyon lira. Ocak-Ekim döneminde uçak kiralamalarına ödenen para 4 milyar liranın üzerinde. Dediğim gibi devasa bir bütçe açığı verirken bu paraları harcamakla da itibar kazanamayız. Üçüncüsü algı yönetimiyle de itibar gelmez. Gelirse de sanal itibar olur. İletişim Başkanlığı'na 2024 yılı bütçesinde 4 milyar liranın üzerinde para ayrılıyor. Geçen yıla nazaran 2,5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Yani her Allah'ın günü 10 milyon lira. Şimdi bu kadarlık iletişim ne için yapılıyor bunu anlamak birazcık zor. Hele de TRT'yi düşününce, muhalefet partilerine hiç yer vermeyen TRT'yi düşününce bunu anlamak iki kat zor. Peki nasıl gelmeyeceğini anlattık itibarın, nasıl geleceğini de birazcık konuşalım. Şimdi birincisi itibar performansla gelir. Performansı arttırmak için şimdi biz bizeyiz hep beraber dürüstçe bir aynaya bakalım. Özellikle de küresel Kantar'a çıktığımızda ne görüyoruz onu konuşalım. İlk Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandığı gün Temmuz 2018'de dolar kuru 4,6 lira. Bugün 28,9 lira. 6 sene geçmedi aradan bizim cebimizdeki para 1/6'ına indi. Kişi başı gelirimiz bugün dünya ortalamasının altında. Üstüne üstlük 10 sene önceliğinde gerisinde. 15-29 yaş arası gençlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı da gayet iyi biliyor, 3 tanesi ne işte ne okulda. OECD'ye göre 10 kişiden 4 tanesi okuduğunu anlamıyor ülkemizde. Pek çok araştırma gençlerimizin en azından yarısının hayatını yurt dışında devam ettirmek ihtiyacında olduğunu gösteriyor. Endeksleri zaten diğer arkadaşlarımız da söyledi. Demokraside ve hukukun üstünlüğünde dünyada ilk 100'de değiliz. Basın hürriyetinde ilk 150'de değiliz. Yani özetle aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Performans kısmı bu. İkincisi itibar tutarlılıkla gelir. Şimdi vatandaşa tasarruf edin diyorsanız önce kendi bütçenizi kısarak başlayacaksınız. Faiz enflasyona yol açar diyorsanız seçimden sonraki 5 ayda faiz neden 5'e katladığınızı izah etmek durumundasınız. Uluslararası arenada sözümüzün gücü olsun istiyorsanız yarın yüz yüze bakacağımız devlet başkanlarına hakaretler savurup sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranmamamız lazım. Kurumlarımıza saygı duyulmasını istiyorsanız alelacele bir kararname çıkarıp ertesi gün bir tahsis kararnamesi çıkarıp düzeltme kararnameleriyle olayları yürütmemek gerekiyor. İkincisi bu tutarlılık meselesi. Üçüncüsü de itibar iyi yönetim prensipleriyle özellikle de şeffaflıkla ve hesap verebilirlikle olur. Kalkınma planında da sık sık yer verilen prensiplerle hatırlayacağız. Bu çerçevede varlık fonunu ele alalım. Biliyorsunuz burası Vakıfbank'tan Türk Hava Yolları'na, BOTAŞ'tan Türk Telekom'a, Çaykur'dan Etimadene kadar uzanan dev bir holding. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun yönetim kurulu başkanı. Şimdi birincisi bunun kendi yapısında bir problem var. Çünkü devletin en üst katında olan kişinin aynı zamanda bir holdingin yönetim kurulu başkanlığını yapması çok normal bir durum değil. Üstüne üstlük Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz, anonim şirket gibi yöneteceğiz diye bir sözü vardı. Şimdi varlık fonunun 400 milyar liralık öz kaynağı var. 30 tane şirketi var. En önemlisi de hepimizi dahil olduğu 85 milyon tane hissedarı var. Şimdi ben dünyanın çeşitli ülkelerinde 20 küsür sene yatırım sektöründe bulundum. Hiç kimse hiçbir yönetime bu kadar açık bir yetkiyi hesapsız, kitapsız, denetimsiz şekilde vermez. Onu da bir hatırlayalım. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
İtibarı biz yasaklar ve kısıtlar getirerek değil, geniş hürriyetleri savunarak, vasatlığa teslim olarak ve içe kapanarak değil, dünya ile yarışarak, hamaset ve kimlik siyaseti yaparak değil, milletimizi tüm unsurlarıyla kucaklayarak, kuralları şahıslar için tasarlayarak değil, kurumları güçlendirerek sağlayabiliriz. Bugün 2024 bütçesinin son komisyon toplantısını yapıyoruz. Bu vesileyle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sayın Başkan'a yönetiminden dolayı teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan milletvekillerimizi de saygıyla selamlıyorum. Bütçe çalışmalarının milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.